bitti sayılır yaptım. Kültür kelimesiyle ilgili. Geçenlerde biz enstitümüzde kültür politikalarımız üzerine stratejik düşünceler diye bir program yaptık. O programda mülhem ben bu çalışmanın gerekli olduğu düşüncesiyle başlayıp çalıştım. Kültür kelimesini şimdi hepimiz nereden geldiğini biliyoruz. Ekin, yetiştirmek, bitki kelimesinden, kökünden geliyor. Herkes aslında kültür kelimesinin nereden geldiğini biliyor ve zaten sohbete buradan başlıyoruz. Kültür kelimesi ekinden geliyor. Ben şöyle bir soru sordum. Neden oradan gelir? Kültür kelimesinin ekinden gelmesini anladık da oradan gelmesini niye söylemiyoruz? Ekin kelimesinden, kökünden gelen bir kelimenin acaba bizim ihtiyacımız olan bir izahı yapmakta kullanmamız gereken bir kavram olduğu konusunda kesinlikle hemfikir miyiz? Bizde kültür kelimesini kullanmamızı gerekli kılacak hiçbir ihtiyaç yok. Çünkü bizim zaten kelimelerimiz var. Bunun yerine biz neyi kullanabiliriz? O ikinci bahis olsun. Birinci kısımda ben şöyle bir giriş yapmıştım. Dedim ki, kelimeler bir anlama gitmez. İnsanlar onu bir anlama getirir. Kültür kelimesi de bir yerden alınıp bir anlama getirilen bir kelime, kavram. İşin kötü yanı şu ki, buna medeniyet kelimesini de ilave edebiliriz. O zihniyet dönüşümündeki kullandığımız medenileştirmede de aynı şeyle tamamen karşı karşıyayız. İkisini de içerebilecek bir şekilde uzun olmasın diye kültürden sadece bahsedeyim. İlk defa kullanıldığı tarih belli olan bir kavram. Hem medeniyet hem kültür. Ve 18. yüzyıl, hadi bilemediniz 17. yüzyılın sonu diyelim. Kaldı ki medeniyet kelimesi ilk defa 1752'dedir, o kesin. Bir 30-40 yıl farkla da kültür kelimesi aynı dönem kullanılmış bir kelimedir. Daha önce kelime var fakat bugünkü anlamını söylüyor. O zaman şöyle bir soru beliriyor. Acaba bundan önce bugünkü anlamda kullanılan kültür denen şey mi yok idi? Yoksa kelime var idi de o şey mi yok idi? Yani eğer bir kelime 1752 yılında ortaya çıkmışsa bir çocuğun doğmasına benzetebiliriz. Yani ya çocuk yok idi ya çocuk vardı adı yoktu. İkisi de her halükarda bağışlayınız abes bir durum. Fakat bunun bir cevabı var. Onu şöyle ben dillendirdim, ifade ettim. Kültürün nedeni ve niçin. Kültür kelimesi neden diye bahsederken nereden geldiğini anlattım. Neden geliyor diye. İşte bu ekin kelimesinden geliyor ve nasıl kullanılmış onun bütün serencamını anlattım. Şu sonuçla karşılaştım ki kültür aslında bizim hiç de kullanmak zorunda olmadığımız ama kullandığımız takdirde mekana bizi bağlayan bir kavram. Oysa benim konuşmamın başlığı malumunuz Türk devlet anlayışı ve geleneğinde tarihin değişim dönüşüm dönemleri farklı dönemlerindeki Türk devlet anlayışı ve geleneği. Bizim Türk devlet anlayışı ve geleneğinde mekana bağımlılık ve bağlılık yoktur. Bizde bu kelimenin yerini kesinlikle doldurabilecek, hatta fazlasını da yerine getirebilecek iki tane kavram var. Birisi asıldır, birisi de sonradan kullanabileceğimiz. Birincisi töre. Töre kelimesi var bizde ki kültürün ifade ettiği hemen hemen hiçbir şeyi dışarıda bırakmaz. Bütünüyle anlatabilecek bir kelimedir. Zaten bizde esas olan da töredir. Biz coğrafyaya bağımlı bir devlet anlayışına sahip değiliz aziz. Bir defa bunu bilelim. Çok sayıda çeşitli coğrafyalarda bulunmuşuz. Fakat coğrafyanın bize dayattığı veya coğrafya sebebiyle sahip olmamız gereken unsurları benimsemek zorunda olmayan bir devlet anlayışına sahibiz. Biz nerede olursak olalım kesinlikle töresi belirli olan ve o töre doğrultusunda anlayışımızı eyleme dönüştürmeyi bilmiş bilecek bir devlet anlayışına sahibiz. Kültür kelimesi aslında bunu biraz komplovari bulabilirsiniz. Fakat inanın bana öyle değil. Bizim devlet anlayışımızı coğrafya esasına dayanmak zorunda bırakan bir kavramdır. Yani Türk devlet anlayışında coğrafya esas değildir, töre esastır. Türk devlet anlayışı ve geleneğinden de şöyle bir iki cümle
bir anlayıştır. Oysa modern uluslararası sistemde devlet algıdır ve bir kavramdır. Devlet dediğimiz şey bir tanımı var, bunun bir kabulü var ve bu bir algıdır. Anlayış değil. Anlayışla algının farkını da şöyle izah edelim. Biz devlet denen şeyi anlamış bir milletiz. Bu yönüyle de nadir bir devlet anlayışımız var. Başka hiçbir millette de yok. Hakikaten yok. Bunları aslında bu çalıştayda şunun için anlattım. Biz Sovyet sonrası Türk dünyası ile ilgili meseleleri konuştuğumuzda evvela bilmemiz gereken şeyin bizim devlet anlayışımız olduğunu kesinlikle baştan masaya koyarak başlamalıyız. Biz devlet anlayışımızı bilmez isek çok daha başka yerlerden sohbete başlarız. Zaten bunu görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Biz devlet anlayışımızı bilip o devlet anlayışımız doğrultusunda bugün neler yapabiliriz onu konuşmalıyız. Onu konuşmadığımız takdirde zaten evvela teşhislerimizi doğru yapamayız. Sonrasında da bu teşhislere doğru tedavileri önerebiliriz. Bizim devlet anlayışımızdaki coğrafyaya bağımlı olmamak ve töre esasıyla herhangi bir ulus devlete bağımlı olmamak, bu sebeple çok sayıda devlet kurmuş olsak dahi sürekliliğimizi hiçbir zaman kaybetmeksizin bir geleneğe dönüşmüş olmak düşüncesinden hareketle bugünümüzü analiz etmemiz, değerlendirmemiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum şudur. Çok kadim bir devlet anlayışına ve geleneğine sahip Türk milleti, tarihin değişik dönemlerinde çok çeşitli badireler atlattıktan sonra son yüzyılda yine üzücü hadiselerle dolu bir badireyi atlatmış, yeniden bir birlik ve bütünlük içerisinde meselelerini ele alabilecek bir ahvaldeyiz. Ama hangi meselemizi ele alırsak alalım, kesinlikle bir devlet anlayışıyla değerlendirip öyle ele almalıyız. Modern uluslararası sistemin ekonomik temelleriyle, esaslarıyla ve kabulleriyle değil. Modern uluslararası sistemin siyasi kabulleriyle, kavramlarıyla, teorileriyle değil. Bizim kendi anlayışımızla konuları ele almamız. Bütün meselelerimizi, konularımızı bu perspektiften değerlendirebiliriz. Son olarak müsaadenizle bunu nasıl pratikte test edelim, onu göstererek bitireyim. Bugün Kazakistan ile ilişkilerimizde yaşadığımız bazı hadiseleri modern kavramlarla izah edemiyoruz. Çok defa buna şahit olduk. Hepimiz tek tek bireysel olarak da şahit olmuşuz. Aslında batılı kavramlarla izah edemeyeceğimiz bir tür bağlılık, bir tür ortak düşüncemiz var. Bunu kesinlikle bu modern kavramlarla izah edemiyoruz. Coğrafyayla da bir ilgisi yok. Ben çok defa şuna şahit oluyorum. Mesela herkes diyor ki biz Orta Asya'dan geldik. Dündü herhalde yine bir konuşma vesilesiyle birisi bahsediyordu. Çin'den biz uzaklaştık. Oradan ayrıldık geldik. İşte Çin'in, ha bugünkü konuşmadaydı affedersiniz. Sizin konuşmanızdaydı. Biz oradan gelmiş olabiliriz ama orada hala Türkler var, orası hala Türkistan'ız. Biz bugün Kazakistan'a gidiyoruz, sanki asıl olan biziz, onlar tarihi unsurlarmış gibi davranıyoruz ama onlar her defasında diyor ki, ya siz gittiniz, biz hala buradayız, biziz asıl olan kardeşim. Orası Türk diyarı, orası Türkistan ve onlar orada kalmış, biziz göçüp gelen buraya. Biz göçüp gelmekle onlardan fiziken ayrılmış olabiliriz ama zihniyet itibariyle ayrılmış değiliz. Öyle itibariyle ayrılmış değiliz ve bugün bizim bir arada aynı şeyleri aynı şekilde düşünmemizi sağlayan şey de o aslında gelenek ve anlayış. Özbekistan ile çok modern uluslararası sistemin, modern uluslararası ilişkilerin temel parametreleri diyelim, parametreleriyle izah edemeyeceğimiz bir süreç yaşadık. Özbekistan bağımsızlık sonrasında kısa bir süre sonra baktı ki biz bu ortama çok uygun bir şekilde ayakta kalamayız. Bizim entegrasyonumuz da bu sisteme çok mümkün değil.
entegre olmak için adım atarak kendi halimizde de kalmamız mümkün değil ve malumunuz bir kapanma süreci yaşandı. 20 yıl sonra, kabaca söylüyorum, tekrar yeniden bir uyanış. Uyanıştan kastım uykudan uyanış değil, yani bir açılma dönemi yaşandı. Malumunuz Şevket Mirziyayev ile birlikte. Biz bunu Özbekistan Devleti'nin önde gelenleriyle de konuştuk. Ben tam da böyle tanımladım. Onlar da aynen böyle dediler hocam. 20 yıl sonra yeniden uyandılar, açıldılar. Şimdi geçen Taşkent'te konuştuk Kültür Bakanı'yla. Evet hocam dedi, yeniden bir uluslararası, yani dünyaya açıldık. İnşallah tekrar kapanmak zorunda kalmayız. Bu sefer daha sağlam bir şekilde münasebetleri başlatacağız diye. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra böylesine bir karar almak, 20 yıl sonra tekrar bir açılım sergileyip, tekrar bir entegrasyon sürecine bir yeniden bir açılım sürecine başlamayı modern uluslararası sistemin kavramlarıyla izah edemeyiz. Orada kesinlikle bir devlet aklı var ve hepimizin gözünün önünde cereyan eden bir süreç var ve bu yeni açılım süreci malumunuz Türkiye Cumhuriyeti ile çok yakın münasebetlerle oldu. Özbekistan-Türkiye arasında stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bizim aramız çok kötüydü Nadir Hocamızın dediği gibi ama şu anda Allah'a şükür çok çok iyi. İnşallah daha da iyi bir şekilde devam eder. Düşünebiliyor musunuz? Bunu başka hiçbir şeyle izah edemeyiz. Bu bir ortak akıldır. Bu ortak akıl, ortak devlet anlayışı ve geleneğinin ürettiği bir akıldır. Başka hiçbir şeyle, sadece kocama ekonomist diye ona yöneldim de, sadece ekonomiyle ve ekonomik kavramlarla buna izah edemiyoruz. Uluslararası ilişkilerin terimleriyle, kavramlarıyla bunu kesinlikle izah edemiyoruz. Hele bir de ulus devletin kavramlarıyla bu mümkün değil. Ancak bir devlet anlayışıyla izah edebiliriz ve bu bizim devlet anlayışımız. Lütfen bu devlet anlayışımızı biz bilerek hareket edelim. Meseleleri bu devlet anlayışımızı önce bilip sonra bu perspektiften bakarak değerlendirelim diyorum. Soru cevap olursa daha teferruatlı bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya fırsat bulabilirim. Tam 25 dakika oldu. Teşekkür ederim.